Balistik Adamlar kanalına hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ambargo ve yaptırım yoluyla diz çöktürmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesine oldukça sert bir karşılık vermeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti, tarihte görülmemiş bir başarının kapısını aralamak üzere. Milli Savaş Uçağı projemiz Kaan'dan eşi benzeri görülmemiş bir müjdeli haber geldi. Bu müjdeli haberi aktarmadan önce Türkiye Cumhuriyeti için Kaan projesinin ne kadar önemli bir beka projesi olduğunun altını tekrar çizmek istiyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ambargo ve yaptırım uygulayarak diz çöktürmeye çalışmasının en önemli nedenlerinden birisi bu savaş uçağını üretmemizi engellemek istemeleri. Bildiğiniz gibi F-35 savaş uçağını Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve toplam 9 ülke ortak bir şekilde tasarlamış, geliştirmiş ve üretimine başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kullanıcılarından birisi olacağı kesinleşen F-35 savaş uçaklarıyla alakalı Türkiye'nin S-400'leri satın alması bahane edilerek bir ambargo ve yaptırım süreci başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti'ne uygulanan bu ambargo ve yaptırım süreci sonrasında F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi engellendi. Ardından Türkiye en azından F-16 verin, paramız yanmasın dedi. Bu süreçte bildiğiniz gibi akamete uğratılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri bu süreci yıllara yaymak ve Türkiye'yi bekleterek hava kuvvetlerindeki gücünü zayıflatmak istiyor. Hal böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde tek bir seçenek kaldı. Ya yurt dışından başka bir tedarikçi bulacağız ki bu şu an için mümkün değil, ya da bu savaş uçağını kendimiz üreteceğiz. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin ambargo ve yaptırımlara karşı verebileceği en net ve sert cevap olan milli savaş uçağımız Kaan, başta CIA ve Mossad olmak üzere tüm gizli servisler tarafından yakından takip ediliyor ve sabotaj da dahil olmak üzere bu projelerin akamete uğratılması ve tamamlanmaması için ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Ancak onları üzen haber TUSAŞ'tan geldi. Çünkü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Türkiye'nin beka projesi olan milli savaş uçağımızı, 5. nesil savaş uçağımızı, F-35'in doğrudan rakibi olan yerli uçağımızı bu sene tamamlanmadan uçuracağını açıkladı. Yani önümüzdeki ay bu uçak uçacak değerli takipçilerimiz. Şu an Kasım ayındayız ve Aralık ayı geldiğinde büyük ihtimalle ay sonuna doğru milli savaş uçağımız Kaan'ın gökyüzüyle buluşacağını göreceğiz. Bu gerçekten tarifi mümkün olmayan bir sevinci beraberinde getireceği gibi aynı zamanda Türk milletinin batılı devletlere vereceği tarihi bir cevap olarak yazılacaktır. Bu konuda müjdeli haber Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den geldi. Kotil yaptığı detaylı açıklamada projenin geldiği son noktayı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kaan projesinde ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu detaylı açıklamalara geçmeden önce bir şeyin daha altını çizmek istiyoruz. Bugün İsrail-Filistin meselesinde yaşananları hepimiz görüyoruz. Eğer Filistin'in kendisini savunabilecek silahları olsaydı, eğer Filistin devleti kendi savunma sanayisine sahip olabilseydi, İsrail bugün Filistin'i bu kadar rahat vurabilir miydi? İşte bu bize ders olmalı. Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz lafını unutmamalıyız. Bugün silaha sahip olmadığı için, savunma sanayine sahip olmadığı için ezilen Müslüman devletlerin yerinde bizim de olma ihtimalimiz olduğunu düşünmeli ve bunun gerçekleşmemesi için yerli silah sistemlerimize sahip çıkmalı ve bu projeleri mutlak surette bitirmeliyiz. Bu projelerin belki de en önemlisi de 5. nesil savaş uçağımız Kaan ve Kaan'dan müjdeli haber en sonunda geldi. Bartın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali olarak bilinen ARGE Proje Pazarı'nın ödül törenine katılan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Türk mühendislerinin harıl harıl çalıştıkları milli muharip uçağın yıl sonuna kadar ilk uçuşunu kesin olarak gerçekleştireceğini teyit etti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bartın Üniversitesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen ve Kutlubay Kampüsü Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen ARGE Proje Pazarı kapanış programında proje yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Temel Kotil, savunma sistemleri konusunda detaylı açıklamalarda bulundu. Türkiye gibi ülkelere büyük projeler yakıştıramıyorlar diyen Kotil, savunma sanayinde gerçekleştirilen projelerin büyüklüğüne dikkat çekerek dünyanın Türkiye gibi ülkelere büyük projelerini yaklaştıramadığını ifade etti. Temel Kotil,
Büyük projeler uzun zaman alır. Bizim gibi ülkelere yakıştıramıyorlar. Bir savaş uçağı motoru yapacaksın veya 5. nesil savaş uçağı yapacaksın. Neden? Çünkü büyük projeler bir organizasyon sıkıntısı yaşıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en zeki süper delisini bir arada tutmak kolay değil diyen Kotil, Milli Muharip Uçak Kaan'ın üretimi için 1500 mühendisin çalıştığını anlatarak, Kaan'da kaç mühendis çalışıyor biliyor musunuz? 1500 mühendis var. 60 mühendisle başlamıştık. 1500 taneye geldik. Türkiye'nin en zeki süper delilerini bir arada tutmak öyle 5 yıl boyunca kolay değil. Zorluklar bunlar aslında. Büyük iş yapmak istiyorsan ısrar etmek, direnmek, zorlukları karşılamak zorundasın ifadelerini kullandı. TUSAŞ'ın dünyanın birçok ülkesinde olduğunu da vurgulayan Kotil, yalnız Ankara'ya çakılı kalmıyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da da, Antalya'da da ofisler kuruyoruz. Kahramanmaraş'ta yer açıyoruz şu anda. Kayseri'de şirket kuruyoruz. Aynı zamanda yurt dışındayız. Malezya'dayız, Endonezya'dayız, Pakistan'dayız, Çat'tayız, Nijer'deyiz. Her yere giriyoruz. Bizim olmamız gerekiyor. Türkiye savunmada birinci olacaksa her yerde olmalıyız. Ha 50 yıl sürüyor olsun şeklinde konuştu. Kotil, konuşmasının insansız hava araçlarından bahsettiği bölümünde ise Baykara ve Bayraktar SİHA'lara göndermede bulundu. Kotil, TUSAŞ'ın tanımlı görevi savunma eksenli olarak uçan cisimleri yapmak. İHA'lar bu işin başında geliyor. İHA çok fonksiyonel. Bayraktar da yapıyor biliyorsunuz. İhracatta önümüzden gidiyor. Biz de elbette onu yakalarız nasıl olsa ifadelerini kullandı. Temel Kotil, İHA'ların önemine dikkat çekerek bu İHA'lar niye devrim niteliğinde? İnsansız bir uçak, bu insansız platform üzerinde çok sofistike, Roketsan'ın füze sistemleri, Aselsan'ın elektronik harp sistemleri var. Onun için küçük bir İHA, kocaman yakışıklı bir canavara dönüyor. Basit bir platform, sofistike sistemlerle buluşunca çok önemli bir silah oluyor. Biz bunu Azerbaycan'da, Ukrayna'da, Libya'da gördük. İhtiyaç varsa her yerde görülür bu aslında diye konuştu. Kaan için 180 bin delik açıldı ifadelerini kullanan Temel Kotil, çalışan mühendislerin, teknisyenlerin çok ciddi emek ve göz nuru sarf ettiğini anlatarak, Kaan'ın ilk prototipini ürettik. Üretilirken 180 bin tane delik delindi. Onlara perçin takıldı, bağlayıcı takıldı. Hepsi elle yapıldı. Tabii çok özel matkapları var. Onların da tanesi 50 bin, 60 bin dolar. Bu ayrı bir konu. Biz iyisini alıyoruz ama o göz nuru çok önemli. Bizim helikopter niye bu kadar başarılı? Göz nuru veriyorsunuz. Bu tür sofistike sistemlerin başarısı kalpten çıkıyor. Beyinden daha az çıkıyor. Beyin zaten herkeste var ama yürek herkeste yok ifadelerini kullandı. Temel Kotil, milli savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu konusunda da net tarihi açıkladı. Benim derdim şu anda ne biliyor musunuz? Benim önemli konum Kaan'ın uçması da sene sonu uçacak inşallah ama bu değil. Benim en önemli konum 50 sene sonra bu şirket ne olacaktır ifadelerine yer verdi. Milli Muharebe Uçağı Kaan'ın başka bir şey olduğunu vurgulayan Kotil, bu uçak Türkiye'nin stratejik asetini, savunmada stratejik asetini temsil ediyor. Yani yerine başka bir şey koyulamayacak. Stratejik asetin %100 milli olması gerekiyor. Bir şey stratejikse kimseye selam durmadan istediğin sayıda yapacaksın, istediğin kişiye satacaksın ifadelerini kullandı. Kaan'ın şu anda motoru ve fırlatma koltuğu hariç her yeri yerli ve milli diyen Kotil, Kaan uçağının şu anda motoru ve fırlatma koltuğunun yerli olmadığını kaydederek, bunun bir motoru, bir fırlatma koltuğu yurt dışından, gerisi yerli ve milli. TR Motor bize söz verdi. 2028'de de motoru verecek. Bunun içerisine takacağız. O da halloldu. Fırlatma koltuğunu da TUSAŞ olarak hallediyoruz. %100 yerli olarak geliştireceğiz. Tüm dünyanın görmesi için uçması gerekiyor ifadelerini kullanan Kotil, Kaan'ın ne olduğunu tüm dünyanın görebilmesi için başarılı bir şekilde uçurmaya çalıştıklarını anlatarak, bu Kaan Türkiye'nin yüzünü değiştirecek. Dua edin. Biz de uçurmaya çalışıyoruz. İnşallah 2. yüzyılın ilk aylarında uçurma gayreti içerisindeyiz. Bütün dünyanın ne olduğunu görmesi için uçması gerekiyor ve uçuyor. Çok yakınız. Bütün testleri yapılıyor şeklinde konuştu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.